Ayşegül Hanım merhaba. Benim adım Hediye. Ben eski eşime ulaşmak istiyorum. Zafer'den ayrılalı 3 yıl oldu. Çocuğum şu anda 8 yaşında. Ve velayet eşimde. Eşimi de çocuğumu da çok özledim. Ne olur yardım edin. Ben çocuğuma da eşime de tekrar kavuşmak istiyorum. Ne olur. Bizi bir araya getirin. Ben hatalarım daha yeni farkına vardım. Ama hatalarımı telafi etmek istiyorum. Özür dilemek istiyorum eşimden. Çocuğuma kavuşmak istiyorum. Ne olur yardım edin. Merhaba, ben Ayşegül Günay. Bir şansım olsa programının sunucusuyum. Hayatta verilen bazı kararlar ve bu kararlar sonucunda gelen pişmanlıklar, keşkeler. İşte bu programda onlara tanıklık edeceğiz. Zamanı geri alıp bir şeyleri değiştiremeyiz belki ama bazı insanlar için bir şans yaratabiliriz. Hediye Hanım başvurdu programımıza. Eşiyle boşanalı yaklaşık 3 yıl olmuş ve bu süre zarfında da oğlu Ali'yi görmüyor, özlüyor. Evet, şimdi Hediye Hanım'ın yanına Ümraniye'ye gidiyoruz. Ayşegül Hanım, ben eski eşimle tekrar bir araya gelmek istiyorum. Ne yüzle buraya başvuruyor, ne yüzle benim çocuğumu görmek istiyor, ben anlamış değilim. Çünkü boşandıktan sonra bana çocuğu göstermedi. Aa! Bu kadın sürekli eşlerinden tazminat almak amacıyla boşanıyor. Ne diyorsunuz tabii, siz ya? O paralarla geçiniyor, o paraları yiyor, bitiriyor, sonra tekrar evleniyor. Meslek edinmiş bunu. Meslek edinmiş kendini efendim. Duydunuz mu? Aç yattığımız günler çok oldu Ayşegül Hanım. Çok zor zamanlar geçirdik. Çöplerden yemek alıp bulup yemeye kadar... Benim arabamı, kendi oturduğum evimi tazminat olarak ben eşime verdim. Hediye Hanım'a verdiniz. Tabii, Hediye Hanım'a verdim. Boşandığımda Hediye Hanım'a verdim. Sizinle konuştuğumuz şeylerden çok farklı şeyler söyledi bana. Mesela size ev vermiş, para vermiş, araba vermiş. Ne yaptınız bunları? İnsanı ayakta tutan sadece iskelet ve kas sistemi değildir. Prensipleri, sorumlulukları ve inançlarıdır. Şimdi sizi Hediye Hanım'la tanıştıracağım. Gelin hep birlikte izleyelim. Rahatsız olmayın lütfen. Lütfen oturun. Hediye Hanım hoş geldiniz. Merhaba Ayşegül Hanım. Merhaba, nasılsınız? Sağ olun. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Hediye Hanım, programımıza başvurdunuz. Evet. Neden, kimden bir şans istiyorsunuz? Anlatın, bir de seyircilerimiz duysun. Ya Ayşegül Hanım, ben eski eşimle tekrar bir araya gelmek istiyorum. Ben hatalarım yeni farkına vardım. Yaptığım yanlışın yeni farkına vardım. Yani kendimi affettirmek istiyorum. Sizden yardım istiyorum. Ne olur bana yardım edin. İsmi ne eski eşinizin? Zafer. Zafer Bey. Peki neden ayrıldınız? Neden boşandınız Hediye Hanım? Açıkçası ben ablamın gazına geldim biraz Ayşegül Hanım. Ablanızın? Evet. Zihnime girdi. Yani her evlilikte olan ufak tefek şeyleri bile büyüttü. Ben ablama inandım. O sorunların büyük sorunlar olduğuna inandım. Böyle olunca da yani... Ablanız kafanızı karıştırdı yani. Evet, evliliğinizin evet, bitmesinde payı var diyorsunuz. Evet, maalesef. Neden karıştı ki ablanız buna? Yani hani... Niye karıştırdınız ya da? Ya da ne dedi, ne söyledi de hani... niye boşanmanızı istedi? Ablam evliliğimizin ilk başlarında evliliğimize müdahale etmedi. Bir etkisi yoktu açıkçası. Ama ablam... Boşandıktan sonra, daha sonra boşandı. Ha, evli miydi ablanız? Evliydi. Ha. Evliydi. O zaman evliliğimize karşı bir etkisi yoktu. Ama daha sonra ablam boşandı. Boşandığı zaman da bir boşluğa düştü. Yani bir arada geçirmemiz gereken vakitten biraz fazla vakit geçirmeye başladık. Ona daha fazla zaman ayırmaya başladım. Zamanla ablamda kalmaya başladım. Tabii büyük sorunlar da bu ablamda kalmaya başladığım zamanlarda
maalesef başladı. Kavgalar, tartışmalar. Hmm. Siz evliyken Zafer Bey'le ablanızda kalmaya başladınız. Onunla daha çok vakit geçirin. Zafer Bey'in hoşuna gitmiyordur tabii ya. Tabii gitmiyordu. Çünkü evimi ve çocuğumu ihmal ettiğimi düşünüyordu. Çocuk kaç tane var çocuk? Zafer Bey'den bir tane çocuğum var. Kocamdan. Daha önceki evliliğimden de çocuklarım var. Evlendiniz daha evvel. Evet. Kaç çocuğunuz var? Öncekinden? Üç tane çocuğum. Üç tane. Allah bağışlasın. Amin. Peki yani ne zaman boşandınız? Zafer'le boşanalı 3 yıl oluyor. 3 yıl? 3 yıl oluyor. 3 yıl az bir zaman değil mi? Maalesef. Ne yaptınız bu 300 zarfından? Ya ben hatamın daha yeni yeni farkına varıyorum. Yani boşanma kararı almakla çok büyük bir hata yaptım. Asıl boşanma sebebiniz ablanız mıydı Hediye Hanım? Şimdi şöyle, ablamla çok fazla bir araya geliyordum, yani yanına çok gidiyordum. Evet. Şimdi ablam tütün ürünleri, mamileri kullanıyordu. Şimdi kocam tabii çocuğumuzun böbrek rahatsızlığı başladı. Ay çok geçmiş olsun. O dönemde o diyalize gidiyordu, hem diyalize götürüp getiriyordu. Ama tabii kocam orada tütün mamileri içilen ortamda olmasını istemiyordu. Çok da haklı. Yani ablam hiç sevmedi eşim. Baştan beri. Yani kalmaya da başlayınca falan tabii istemiyordu doğal olarak ve rahatsız oluyordu. Onunla görüşmemi de istemiyordu çünkü beni kötü etkilediğini düşünüyordu. Siz ne düşünüyordunuz? O an düşünmüyordunuz belki de, değil mi? Hani beni şimdi etkiledi. Tabii ailem, yani ablam ailem olduğu için, boşandığı için de ben ona boşanma sürecinde destek olmak istedim. Hani o süreci rahat atlatmasını sağlamak istedim. Hani korumak istedim. Ablanızı değil ablam mi? Olduğu tabii, için yani. Tabii ki çok doğal. Böyle olunca da tabii kocam farklı hissediyordu, düşünüyordu. Öyle olunca da çok çok fazla tartışmalar, kavgalar başladı aramızda, bitmeyen tartışmalar. Ablamla görüşmemi istemiyordu. Ben de ablam ailem olduğu için tabii arada kaldım yani kafam karıştı. Ama böyle olduk. Dediniz ya baştan beri demek ki Yıldız'ı barışmadı ablanızla. Yok. Zafer ablamı hiç sevmedi. Abla da Zafer Bey'i belki de. Ablam tabii zamanla boşandıktan sonra o süreçte bir arada kaldığımız zamanlarda... Yani Zafer onunla görüşmemi istemedi. O da Zafer'i kötülemeye başladı. Yani onun çocuğu daha kıymetli. Bak çocuğu oldu. Hani çocuk daha ön planda. Bu adam yarın öbür gün seni bırakır. Çocuğuna daha düşkün. Hani çocuğu için hani... Böyle şeyler söyledi. Açıkçası ablamın hayatımıza çok fazla etkisi oldu bu boşanma süreci. Sizin bu aşamanızda peki Zafer Bey'in evine, yani çekirdek ailesine, evine karşı ilgisi nasıldı, tutumu nasıldı? O da yani sizi ilgisiz mi buluyordu eve karşı? Kendisinin ilgisi nasıldı peki? Zafer çalışıyordu. Çalışıyordu. Çocuk rahatsızdı, çocuğum rahatsızlandı. Aslında ihmal etmiyorum yani. Çok uzun zamandır görmüyorum, tam olarak bilemiyorum şu an. Kimi görmüyorum? Çocuğu uzun zamandır göremiyorum. Çünkü boşandıktan sonra bana çocuğu göstermedi. Evet ve mahkeme velayeti Zafer'e verdi. Çocuk şu an kaç yaşında? 8 yaşında çocuğum şu anda. 8 yaşında? Evet. Yani Ayşegül Hanım ben... De, özellikle o dönemlerde pek sağlıklı değildim açıkçası. Tabii, psikolojik olarak? Psikolojik olarak sağlıklı değildim, iyi değildim. Ben de iyi değildim ama tabii kocam da, Zafer de... Çalışıyor muydunuz o sırada? İşte çalışmadığım için bunları söyledi, bunları kullandı. İşsiz ne kullandı? Oldum. İşsiz oldu. İşsiz olduğumu, parasız olduğumu, çocuğa bakacak durumda olmadığım. Tabii benim de psikolojim iyi değildi açıkçası. Çok üsteleyemedim açıkçası çocuğun velayetini almak için. Yani ben de iyi değildim. O zaman ben de çok sağlıklı düşünemedim, hissedemedim. Nasıl tanıştınız Zafer Bey'le? Zafer benim ikinci eşim Ayşegül Hanım. Ben bir temizlik şirketinde çalışıyorum. Biz tanıştığımızda Zafer intihar etmeyi düşünüyordu. İntihar mı etmeyi düşünüyordu? Evet. Nasıl yani? Şimdi ben bir temizlik şirketinde çalışıyorum.
O da Zafer de bizim temizlik şirketinde çalışmaya başlayıp bir ay falan olmuştu ama farklı birimlerde çalışıyorduk. Aynı şirket ama farklı birimlere, yerlere temizliğe gidiyoruz. O yeni başladığı için onu daha böyle bir ufak işlere gönderiyorlar. Alışsın falan diye. Biz daha büyük işlere gidiyorduk. Büyük binaların, plazaların falan olduğu işlere gidiyorduk. Benim çalıştığım ekipten bir gün bir iş arkadaşımız izin aldı, gelmedi. Geleceğim, kahvemiz geldi, içeriz değil mi? Sağ ol. Sormuştum size. Teşekkürler Umut'cum. Sağ ol. Evet. İş arkadaşımız izin aldı ve gelmedi işe. Şirket de Zafer Bey'i, Zafer'i göndermiş onun yerine. İlk defa o zaman Zafer'le tanıştık. O zaman gördüm. Sessiz, sakin biriydi. Pek konuşmuyordu. Kendi halindeydi. Öğlen arasında biraz konuştuk. Yani konuştuk derken daha doğrusu ben konuştum. Onun sesi çıkmıyordu hiç. Ağzını açmadı. Sadece bir ara hayat hiç güzel değil dedi. Ben de tam tersine. Hayat gayet güzel. Hayat çok güzeldir. Sanki içime doğmuş gibi. O gün de kendini öldürmeyi düşünüyormuş. Ay. Ben bilmiyordum. Allah Allah. Maalesef böyle. Peki Hediye Hanım, siz Zafer Bey'in böyle bir niyeti olduğunu nasıl anladınız? Ben anlamadım. Ha. Bilmiyordum Ayşegül Hanım öyle bir niyeti olduğunu. Yani Zafer'le bir ay sürecinde çalıştık beraber. Yani daha ziyade böyle yalnız... temizlik yapıp çalışmak istiyordu. Ayrı duruyordu. Böyle çalışıyordu. Ben de hani yalnız kalmasın, hani yanlış bir şey yapmasın diye peşinde geziyordum. Yani hani yeni de iş öğrenirken hani destek şey amaçlı yani. Bir de, insani bir şey yani, sizinki. Bir de iş iyi olduğu zaman, temizlik iyi olduğu zaman şirket bize ekstra para veriyordu. Yani siz aslında farkında olmadan bu süreçte Zafer Bey'in yanında oldunuz, öyle mi? Evet. Evet, ben bilmiyordum niyetini. Yani ben sadece yardımcı olmaya çalışıyordum o şekilde. Yani muhakkak insani bir yaklaşım ama yani bir taraftan da bir ilginiz olmuş Zafer Bey'e ki hani arkasından önünden dolanmışsınız azıcık değil mi? Yani sessiz sakin biriydi. Uzak durmaya merak ediyordum yani, ettim. İlginizi çekti. Yani çünkü uzak duruyordu, yalnız kalıyordu böyle. Kendi başına çalışıyordu. Biz, yani merak ettim açıkçası, evet. Biz bir ay beraber çalıştık. Bu bir ay sürecinde o bana artık hayatını anlattı. Bütün hayatını anlattı. Açıldı bana. Tabii ben de ona hayatımı anlattım. Birbirimizle yani bu süreçte yakınlaştık açıkçası. O bir ay sürecinden sonra bana tamamen açıldı. O zaman anlattı, intihar etmeyi düşündüğünü. Yani kötü bir çocukluk geçirmiş. Yani siz de anlattınız, dediniz ki eşimden boşandım, çocuklar var. Ya o evlilik yapmamış herhalde değil mi? Sizin ne ilk evliliğiydi? Yani şu evlilik yapmış şöyle, kötü bir çocukluk geçirmiş. Ha, hayatı nasılmış? Hayat, ailesinin baskısıyla bir evlilik yapıyor. Ondan sonra... Çocukları olmuyor. Çocukları uzun süre çocuk olmayınca da tabii akrabaları ve çevreden dedikodular, konuşmalar kısır falan muhabbeti oluyor. Başlamıştır kısır muhabbeti kesin. Zafer için kısır deniyor. Niye gelin için değil de Zafer için? Tabii moralmen çökmüş. Yani ikimiz birbirimize bütün hayatımızı paylaşıp anlattıktan sonra biz birbirimize iyi geliyorduk Ayşegül Hanım. O da yaralıydı, o da kötüydü. Ben de depresyonda sayılırdım. Kötüydüm. Biz birbirimize iyi geliyorduk açıkçası. Artık eski kötü düşüncelerinden uzaklaşmıştı ve bir gün bana evlenme teklif etti. Kabul ettiniz. Neden ne? Etmeyeyim? Yani Zafer artık benimle yeni bir yaşama ne durumdaydı şeyi yani hani? Kötüydü. Yani parasal, maddi durumu kötüydü. Uzun bir süre kirasını ödeyememişti. Çok zor günler geçirdik. Ama yani, siz bildiğin onu hayata döndürmüşsünüz. Evet. Evet.
ilk eşinizden olan çocuklarınız, onlarla görüşüyor musunuz? İlk eşinden olan çocuklarımla beraber yaşamıyoruz. Onlar anneannesinde yaşıyor. Anneanne, sizin annenizde? Evet. Büyük çocuğum da bir babaannesinde yaşıyor. Şimdi maddi sıkıntılar yüzünden, durumlardan dolayı çocuklarımla beraber yaşayamıyoruz. Yaşayamadık daha doğrusu. Babaları? O da bakmıyor herhalde ki sizin İlk eşimle maalesef onlarla izini kaybettim. İlk eşinizden neden boşandınız Hediye Hanım? Şiddet yüzünden Ayşegül Hanım. Şiddet yüzünden. Şiddet görüyordunuz. Hani çok kötüydü. Ya bitsin artık çok hakikaten kötüydü. Ya. Hakikaten bak kötüydü diyor işte çok kötüydü. İyi olabilir mi yani? İyi olabilir mi? Ya hakikaten artık, hakikaten sıkıldık, kanıksadık bir de yani. Değil mi? Hani böyle şiddet görmüş. Niye ayrılmış? Şiddet görmüş ya. Şiddet görüyorum, şiddet gördüm. Çok korkunç. Yani böyle değil mi? Çok hani normal korkunç. Bir şey gibi. Polise gidin, polise. Ayşegül Hanım korkunç, kabus gibi günler, kabus gibi yıllardı. Ah canım ya. Dövüyor. Adam delirmişti artık. Yani çocukların bile kendisinden olmadığını söylemeye başladı. Tabii de böyle manyaklıklar var hem yani. Hem bunları söylüyordu hem de yani nasıl anlatılır? Zor yani. Çok kötüydü. Dayanamadım artık. Gittim yani. Çok iyi yaptınız. Peki boşandıktan ne kadar süre sonra Zafer Bey'i tanıdınız? Geçmiş miydi bayağı zaman yani? Bir yıl sonra evet. Bir yıl sonra. Nerede yaşıyordunuz o zaman Hediye Hanım? Ablamla eniştemle yaşıyordum o süreçte. Ha, onlar evliydi o zaman. Evet. Anladım. Çocuklarınız da anneniz bakıyordu. Anneniz evet. Nerede yaşıyor? Yani çocuklar da onunla birlikte sanırım. Memlekette yaşıyor annem. Memleket? Çocuklar. Siirt. Siirt. Peki evlendikten sonra ablanızla görüşmeyi, iletişimi kestiniz mi? Evlendikten sonra Zafer'in yaşadığı eve taşındım. Yanına taşındım. Ama evliliğimi çocuklarımdan sakladım, gizledim, söylemedim. Yeni evliliğimi sadece annemle ablam biliyordu. Çocuklarım da uzakta olduğu için onlara söylemedim. Onlardan sakladım. Söylemeye ihtiyacı duymadınız. Duymadım. O süreçte duymadım. Peki Zafer'le evliliğiniz nasıldı? Zafer Bey'le evliliğiniz nasıldı? Yani çok zor günler geçirdik. İş bulamadık. Çok zor yani çalıştığımız şirket çok zor bir süreçten geçiyordu. Aç yattığımız günler çok oldu Ayşegül Hanım. Çok zor zamanlar geçirdik. Yani çöplerden yemek alıp bulup yemeye kadar vardı yani bu. Ama yine de birbirimize tutunduk yani. Şikayet etmedik. Bazen değil aslında çoğu zaman burada dinlediğim hikayelerden sonra her zaman yapıyoruz tabii ama şükretmek için o kadar çok sebep var ki. O kadar çok sebep var. Yani hani kişi kendi gibi bilirmiş sağını solunu ama öyle değil işte. O zor günlerden sonra, uzun bir süreç sonrasında işlerimiz yavaş yavaş düzelmeye başladı. İyi, çok şükür. Toparlanmaya başladı. Ve Zafer, yani o intihar etmeyi düşünen adam, gelecek planları falan yapmaya başladı. Ne güzel. Yani oturduğumuz evin hani güzel olmadığını, hani buradan taşınmak gerektiğini falan söylemeye başladı. Ben de tabii ki hani güzel bir eve geçmek istiyordum, bunu düşünüyordum ama hani paramız yok sonuçta yeni bir eve geçmek için. Ama ona bir cesaret geldi böyle. Cesaret. İş mi buldu? İş bulmakla kalmadı. Yeni bir iş kurdu Zafer. Gerçekten evet. Mi? Yeni bir iş kurdu arkadaşlarıyla. Öncesinde bir başka bir şirkette yine aynı işi buldu, temizlik işi. Ve bu sefer işi çok iyi takip etti. İşleyişine baktı ve arkadaşlarıyla... Düşmez kalkmaz evet. Bir Allah'mış. Evet, aynen. Arkadaşlarıyla birlik olup, yani bir arkadaşının ortaya koyduğu bir parayla
Bizim paramız yoktu. Bankalara da başvurduk, bize kredi vermediler. Arkadaşın ortak bir parayla bir şekilde beraber iş kurdular, şirket kurdular. Ve zamanla durumumuz düzeldi. Kısa bir süre sonra arkadaşın olan borcunu kapattı. Sonrasında araba aldı. Ve zaman geçtikten sonra bir ev bile aldık, yani kiradan kurtulduk. Yani inanılmazdı. Yani Zafer çok değişti. Şahane bir süreç başladı yani, sizin için. O çocuk ölmeyi düşünen adam, adam gitti. Değil mi? Sayenizde belki de değil mi? Onun, ne zaman çocuk sahibi oldunuz? Evliliğimde 2 yıl sonra hamile olduğumu öğrendim. Hmm. Tabii çocuk sahibi olacağını öğrendiğinde Zafer daha çok böyle. İş hırslandı konusunda, hayata çalışma karşı. Konusunda daha çok bir de hırslandı. Daha evvel şey yaşamış ya hani iftiraya uğramış, kısırlıkla ilgili bir şey söylenmiş. Şimdi çocuk sahibi olmak onu ona çok yani hani dünyaları yani verdiniz. Cesaretlendi. Ne güzel. Psikolojisi biraz ne toparlandı. Kadar, bu kadar güzel giderken bir şeyler neydi sizi böyle yani sıkan neydi? Boşanmaya sebep neydi? Bakın her şey düzelmiş. Maddi anlamdaki sıkıntılarınız bitmiş. Evlat sahibi olacağınızı öğrenmişsiniz. Yani neydi de kötü gitti bir şey ya da boşanmaya kadar gitti? Her şey ablam boşandıktan sonra başladı aslında. Başta da söylemiştiniz bir boşluğa düştü filan. Evet, boşluğa düştü. Uğraşacak çok bir şeyler aradı işte. Sizle uğraştı. Ben de tabii ona destek olmak için yanında oluyordum. Sürekli yanında kalıyordum. Tabii Zafer istemiyordu. Gitmemi istemiyordu. Çocuk da oldu. Yani. Çocuğunuz ne yapıyordu o sırada? O zaman... Oğlunuz mu var kızınız oğlum. Mı Zafer Bey? Oğlum. O zaman ne? 1 ya da 1,5 yaşındaydı Ali. Hani siz de ablanıza destek olmak istiyorsunuz ama Ali'yi ihmal ettiğinizi düşündünüz mü hiç bu arada? Yani aslında elimden geldiğince çocuğumu ihmal... Etmemeye çalıştım ama... Hani biri ablam, öbürü eşim, çocuğum... Yani arada kaldım açıkçası. Yani. Ne yaptı Zafer Bey? Tabii böyle olunca... Yani bu duruma katlanmaya yani, devam mı etti? Böyle devam edince Zafer Ali'yi ailesinin yanına götürmeye başladı. Aa. Artık çocuğu benden kaçırmaya başladı. Yani anlayacağınız beni ailesinin yanına götürmek istemedi. Ailesinin yanına kaçırmaya başladı dediniz yani. Hani böyle götürüp getiriyordu belki ama daha sonra... Ya böyle bir şey yapabilir mi ya? Ya sonuçta Ali'nin çocuğu velayetine talip oldu. Aldı çocuğun velayetini aldı ve benim... İşsiz olmamı kullandı, bakacak durumda olmadığımı söyledi. Oysa ki ben ona ne kadar iyilikler yaptım. Ben onun için neler yapmıştım. Hak etmediğinizi düşünüyorsunuz değil mi? Doğal olarak. Peki bu süreçten Ali nasıl etkilendi? Yani boşanması. Ali yavrum 4 yaşındayken böbrek rahatsızlığı başladı. Onu düzenli olarak diyalize götürüp getirmemiz gerekiyordu. Götürüyorduk, ediyorduk. Bu süreçte boşandıktan sonra da tabii ben çocuğum... 3 yıldır da zaten görmedim mi yani? İyi mi yavru şimdi yani? Yani görmek istedim. Ulaşmaya çalıştım. Defalar ulaşmaya çalıştım. Taciz edecek noktaya getirdim ama değişmedi yani bir sonuç. Olmadı. Telefonlara falan da cevap vermedi. Zafer benden kaçtı. Kaçtı. Artık öyle bir kaçtı ki artık hiçbir şekilde bulamadınız. Bulamadım yani, ulaşamadım. Biz bulduk. Biz Zafer Bey'e ulaştık. Bir nefes aldınız, bir derin nefes aldınız. Ay. Şimdi bana müsaade ediyorsunuz. Tamam. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Sağ olun. Arayalım bakalım Zafer Bey'i. Merhaba, Zafer Bey'le mi görüşüyorum? Buyurun, Zafer Bey. Ben kimle görüştüm? Zafer Bey, ben Show TV'de yayınlanan Bir Şansım Olsa programının sunucusu Ayşegül Günay. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun Ayşegül Hanım. Evet, programımıza ben 1-2 defa denk gelmiştim. Öyle mi? İzlediniz yani. İzledim. Önceden programlarınızı izlemiştim. 1-2 kere izlemiştim. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. O zaman bir fikriniz vardır Zafer Bey. Bizde size ait bir emanet var. Biz onu size ulaştırmak istiyoruz. Mümkün mü? Nasıl bir emanet? Ne olduğunu inanın ben de bilmiyorum.
Ama siz şu an iş yerinizdesiniz sanırım, değil mi? Evet evet, şu an iş yerindeyim. İş yerinizin çok yakınında, yani hemen 2 dakikada çıkıp görebileceğiniz bir yerde aracımız var bizim. Ekibimiz de orada. Eğer araca gelirseniz size ait olan emaneti biz de size ulaştırabiliriz. Çok merak ettim gerçekten. Buyurun gelin. Geliyorum o zaman. Çok teşekkürler, bekliyorum. Birazdan sizi tekrar arayacağım. Tamam Ayşegül Hanım. Sağ olun Zafer Bey. Hep insanların hani sesinden, soluğundan böyle bir şeyler tahmin etmeye çalışırım. Ben elimde değil yani, genel olarak yaptığım bir şey. Bu programla alakalı bir şey değil. Mesela yine böyle naif biriyle karşılaşacakmışım gibi geliyor sanki. Ama öğrenince ne yapacak onu bilmiyorum. Yani hani ne koydu Hediye Hanım kasaya, görünce ne hissedecek, göreceğiz. Sevgiden, aşktan söz etmeyen, sadece birbirimize çok iyi geldik diyen bir kadın var. Bakalım Zafer Bey neler hissediyor ve evet, araçta. Alo, Ayşegül Hanım. Zafer Bey, araçtasınız sanırım. Evet, araçtayım şu an Ayşegül Hanım. Hoş geldiniz. Şimdi ben telefonunuza mesajla bir şifre gönderdim. Evet, araçta bir kasa var biliyorsunuz, değil mi? Şu an gördünüz. Kasayı gördüm, evet. Tamam, o şifreyi girerek kasayı açarsanız size ait olan emaneti alabilirsiniz. Açtınız mı? Açtım Ayşegül Hanım. Ne var kasada, ben de öğrenebilir miyim? Bu benim çocuğumun oyuncağı Ayşegül Hanım. Yani bu benim Ali'min oyuncağı. Oyuncak. Yani bu sadece bir kişi de olabilir. Kim olabilir? Yani şimdi mi gelmiş aklına onu? Şimdi mi aramak, sormak gelmiş aklına? Ne zaman yani... Niye böyle bir şey yapıyor? Neden bu kadın beni arıyor ya? Sakin olun, sakin olun Zafer Bey. Evet, doğru tahmin ettiniz. Eski eşiniz Hediye Hanım programımıza başvurdu. Ya niye arıyor ki? Niye başvuruyor kardeşim bu kadın ya? Vallahi ben anlamıyorum. Aşkım, kusura bakmayın. Tamam, tepkim size değil ama yani... Yani annelik damarı şimdi mi kabarmış bu? Sakin olun Zafer Bey. Ben sizden bir şey rica edebilir miyim? Araç sizi benim olduğum yere getirse, sizinle tanışsak, biraz sohbet etsek... ...ben hikayeyi bir de sizden dinlesem, olur mu? O kadınla yüz yüze gelmemek şartıyla olur. Tamam, hayır. Yüz yüze gelmek zorunda değilsiniz. Değilsiniz tamam. Ama biz sohbet edelim sizinle. Çok teşekkür ediyorum. Tamam. Bekliyorum ben. Ben çok teşekkür ederim. Tamam, geleceğim. Sağ ol, geleceğim. Teşekkür. O kadın size ne anlattı bilmiyorum ama ben geleceğim. Her şeyi size anlatacağım. Tamam. Tamam Zafer Bey, bekliyorum. Görüşmek üzere. Bayağı sinirliydi. Yani var, evet, bir şey var burada yani. Çünkü az önce de söyledim. Hani sevdiniz mi, sevdiniz mi? Buna hani net... müsbet bir cevap alamadım zaten yani. İyi geldik birbirimize filan diyen bir hanım. Pişmanlığını dile getiren bir hanım. Anladığım kadarıyla eski eşi de hani güzel bir yerlerden dönmüşler birlikte. Ölümün kıyısından dönmüş adam yani. Hani bu kadar kendisine de iyi gelen bir kadınla evlilik yapıp çocuk sahibi oluyor ve arkadan bir boşanma gerçekleşiyor. Bunun altında başka bir şey yatıyor diye düşünüyorum. Göreceğiz hep beraber. Gidiyorum şimdi Hediye Hanım'ın yanına. Şimdi Hediye Hanım, Zafer Bey bayağı bir sinirliydi. Sizinle görüşmek istemedi. Ama benimle görüşmek için buraya geliyor. Geliyor demek o. Evet, evli değilmiş.
öğrendiğimiz kadarıyla bir evlilik yapmamış. Nerede yaşıyormuş Ayşegül Hanım? Ben hepsini geldiğinde hepsini zaten soracağım. Merak etmeyin zaten hani daha sonra siz de olayın gidişatına göre onun nerede yaşadığını, ne yaptığını illaki öğreneceksiniz. Bilmiyorum, belki de hayatında biri vardır. Ah, öyle demeyin Ayşegül Hanım. Ali'yi çocuğumu başka kadınlar mı büyütecek? Bu iş inşallah ablamın dediğine gelmez. Ne dedi ablanız? Bu adam parayı buldu, seni kapının önüne koyar diyordu, demişti. İyi de Hediye Hanım, boşanmak isteyen sizmişsiniz. Evet, ben boşanmak istedim Ayşegül. Evet. Artık Zafer'in tepkilerine dayanamadım. Zaten ben de iyi değildim artık. Peki boşanalım dediğiniz zaman Zafer Bey hiç demedi mi yani? Niye boşanıyoruz Hediye yani filan? Nasıl bir tepki gösterdi siz boşanmak isteyince? Hiçbir şey söylemedi Ayşegül Hanım. Hiçbir şey söylemedi? Hiçbir şey söylemedi. Ağzını bile açmadı. Kabul ettim. Yani ben arkamdan gelir Zafer diye. Düşündüm. Gelmedi. Yani öyle düşündüm. Çünkü ben bütün zor zamanlarımda onun yanındaydım. Boşandıktan sonra çocuklarınızı görmediniz yani siz. Annemle yaşayan çocuklarımı görüyorum. Onları görüyorsunuz. İlk eşimden olan çocuğumu görmüyorum. Çünkü ilk eski eşim çocuğu aldı ve kayboldu ortalık. Kaç yaşında İzlerini çocuklarınız? Kaybettim. Bu konuda vefasızlığım var. Var kabul diyorsunuz. Ediyorum. Kaç yaşındalar? Şu anda kaç yaşındalar Hediye Hanım? Büyük çocuğum 25 yaşında. Kızım 23 yaşında ve küçük çocuğum 20 yaşında. Peki kızlarınız, hadi büyük çocuğunuzla görüşmüyorsunuz. Kızlarınız nerede? Ben boşandıktan sonra ablamın iki çocuğu ve benim iki çocuğu, biz yeniden bir aile kurmaya karar verdik. Bir araya geldik. Çocuklar ama büyük, yetişkin yani. Kimsenin öyle bakıma şey ihtiyacı yok tabii. Ama zamanla kuzenler arasında çatışmalar çıkmaya başladı. Çocuklar birbirleriyle çatışmaya başladı. Sorunlar çıkmaya başladı ve tek tek evi terk etmeye başladılar. Terk ettiler. Nereye gittiler? Annenizin yanına mı? Anneannelerine. Siz niye ablanızla annenizin yanını tercih etmediniz? Yani oraya niye gidelim Ayşegül Hanım? Yani annemin yaşadığı yerde bir hayat yok. Bir ortam yok. Ne varsa İstanbul'da. İş, hayat, bütün her şey burada İstanbul'da. Bu konuda tabii bir şey diyemeyeceğim, yorum yapamayacağım. Hayata nasıl baktığınızla alakalı yani yaşadığınız yeri ve koşullarını tercih etmek sizin elinizde. Siz çalışıyor musunuz şimdi? Hediye Hanım? Şu anda çalışmıyorum Ayşegül Hanım. Yani iş arıyorum, bakıyorum. Temizlik işi veya başka işlerde ama tabii bu zamanda biraz iş bulmak zor. Ne yazık zorum, ki. Ne yazık ki. Ne yazık ki ve Zafer Bey geldi. Ben şimdi gideyim Zafer Bey'le konuşayım. Ondan sonra inşallah sizi de yan yana getiririz. Ben şimdi sizi bir şansım olsa masasına davet edeceğim. Bizi orada bekleyin. İnşallah birlikte gelebiliriz. Bana müsaade edin. Görüşürüz. Görüşürüz. Zafer Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun, buyurun dışarıda konuşalım. Buyurun lütfen, buyurun. Sağ olun Ayşegül Hanım. Siz de sağ olun Zafer Bey. Çok şirin. Zafer Bey, niye bu kadar tedirginsiniz? Ayşegül Hanım, şimdi bakın bu kadın niye buraya başvurdu ben onu bile anlamış değilim. Yani ne yüzle buraya başvuruyor, ne yüzle benim çocuğumu görmek istiyor ben anlamış değilim Ayşegül Hanım. Bırakın ben o kadının sesini duymayı, yüzünü dahi görmek istemiyorum. Ama benim ondan dinlediğim kadarıyla yani o kadın dediğiniz kadın sizi ölümden döndürmüş. Ya size ne anlattı bilmiyorum ama. Bu doğru ama değil mi? Tabii ki doğru. Ama size kesinlikle şöyle söylemiştir. Ben Zafer'i hayata döndürdüm demiştir.
Yani ya, evet. Bu kısmen doğru, tabii ki doğru. Yani ben o zaman bir buhran dönemin içerisindeydim. Hı-hı. O da zorluklar yaşıyordu ama ben onun hayata tutunuşunu gördüm ve... Etkilendiniz. Etkilendim, ondan çok etkilendim ve bu isteğimden çok vazgeçirdi yani beni. Güzel bir şey. Doğru. İnsan bu noktaya çok zor gelir yani, hani Allah göstermesin. Yani tabii ki siz de sonradan belki pişmanlık duydunuz böyle bir düşünce için. Yani canınıza kıymak gibi bir düşünceniz olduğu için. Ama o dönemde eşinizden siz de boşanmıştınız galiba, değil mi? Aynen. Sizin de ikinci evliliğiniz. Aynen. Hediye benim ikinci evliliğim. Ben ailemin baskısıyla evlendim ilk evliliğim. Ailemin baskısıyla evlendiğim için de şöyle bir durumla karşılaştım. Yani eşimi de zaten çok sevemedim. Yani o da beni çok sevemedi. Ve bu yüzden... Yani çocuğumuz da olmaması bizi çok etkiledi ve ben bu yüzden ondan boşanmak zorunda kaldım. İnsanlar bana kötü gözle bakmaya başladılar yani. Biraz böyle dediler ki yani acaba bunda bir sıkıntı mı var? Bu da bunlar beni iyice... mı sizi çok üzdü? Bunlar beni çok üzdü. O intihara doğru giden bu aynen. Muydu yani sebep? Yani zaten maddisel olarak bir zorluk yaşıyordum. Evet. Çok büyük bir bunalım döneminden geçtim ben Ayşegül Hanım. Ama o dönemde işte Hediye Hanım karşınıza çıkmış ve size iyi gelmiş. Ben ona hep sorduğumda da biz birbirimize iyi geldik dedi zaten. Ben şöyle bir iş başvurusunda bulunmuştum. Çok zor dönemlerden geçiyordum dediğim gibi. Hani parasal anlamda param bitmişti. Ya o bunalım beni çok kötü etkilemişti. Şöyle bir durumum oldu. Rahat olun, sakin olun, ne olur. Kusura bakmayın. Hayır, hiç şey değil. Tabii ekran karşısında insan böyle kameralar karşısında da derdini anlatamıyor, kusura bakmayın. Hiç anlatın, rahat olun. Arkadaşlarımızın hepsi bize yardımcı olmak için buradalar. Ben o zaman şöyle durumumu anlatmak isterim. Lütfen. Ben çok işsiz kaldım, yani çok zor durumdaydım. Temizlik firmasında işe girdim. Bir ayın sonunda arkadaş herhalde hastalanmış, bir şey olmuş. Hastalanmış, onun yerine... Ben bir işe girdim yani oradaki temizlik firmasının... Aha anladım, aynı platformun içinde aynı platformun başka bir yere beni yolladılar. Hediye ile karşılaştım. Yani Hediye bana kendimi hatırlattı birden. Yani daha önceki işinden 3 tane çocuğu var. O da eşinden şiddet gördüğü için boşanmış. Evet, evet. Ama yüzünde bir mutluluk vardı yani. Çok mutluydu. Çok kendini çok mutlu hissediyordu. Huzur içinde hissediyordu. Onun yüzündeki huzur sanki bana da yansıdı. Değil mi? Öyle insanlar hani aşağı çekmez insanı, yükseltir daha. Yani ben onu gördüğümde iyi hissettim. Çok iyi hissettim ya. Acayip iyi hissettim hem de. Zaten yani peşimden de o gün hiç ayrılmadı biliyor musunuz? Yani benim hep böyle yanımdaydı, çevremdeydi. Biraz böyle onunla sohbet ettik, konuştuk. Ben işte o çocuğumun olmamasını ona anlattım. Beni dinledi. O da işte eşinden şiddet gördüğü için ki durumları anlattı ama bana dedi, ben sürekli şey diyordum. Ya hayat çok kötü ya. O bana sürekli şey diyordu. Hayat çok güzel. Niye öyle diyorsun diyordu. Ya inanabiliyor musunuz yani insanı demek ki bir kelime hayatı tutundurabiliyor Ayşegül Hanım. Tabii ki. Ben çok böyle uzun uzadı şeyleri sevmem. Evlilik teklif ettim. Bir ay bile sürmedi yani çıkmamız bizim onunla. Bir ay içerisinde. Zaten hani öyle bir şey var. Hani siz de ortadasınız. O da uzatmanın ne anlamı var? Aynen, doğru. Aynen. Yalnız ona ne gelinlik alabilecek param vardı, ne bir yüzük takabilecek param vardı. Zaten virane bir evde yaşıyordum. Beni bu halimle kabul etti biliyor musunuz? Ya insan... Tamam, sinirleniyor yaşadığı şeylere, eyvallah. Ama bakın güzel anlarınız da varmış yani. Böyle şeyler yaşadık biz onunla. Evlendiniz. Evlendik. Bu arada tabii bizim kötü bir durumumuz oldu. İş yerinden ikimiz de ayrıldık, ikimiz de çıktık. İş yerimiz çok zor durumda. Söyledi, maddi açıdan çok ciddi zorluklar yaşadık dedi. Yani insan... Yani çöpten ekmek yemek zorunda kaldık. Çöpün içerisinde söyledi. Ekmek yemek zorunda kaldık. Yani belki yani iş bulamadık. Sonrasında yalnız bizi güzel şeyler hep bekledi ya. Güzel şeyler oldu ama. Ama iş buldunuz yeniden değil mi? Tabii. İş buldum.
Ben bankalara çok kredi başvurusunda bulunmuştum o dönem. Dedim ki en azından hayata tutunmak için bir şeyler yapmam lazım. Bir şeylerin olması lazım. Aslında beni tetikleyen şey ne oldu biliyor musunuz? Hediye hamileydi. Dedim nasıl ki, mutlu olmuşsunuzdur değil mi onun? Çocuğum olacaktı ya. Var bir mı daha? Hani, bir de evet, bir de daha evvelki hani evliliğiniz sanki sizinle alakalı bir durummuş gibi bundan dolayı bitmiş ya, nasıl mutlu olmuşsunuzdur? Ya çok güzel bir şey değil mi yani bu çocuk? Ya çok güzel bir şey. Ben biliyor musunuz aslında ben çocuğumun olmayacağına inanmıştım. Tabii. Ya o duyguya kapılmıştım. Artık dedim herhalde benim çocuğum olmaz diyordum. Evliliğimizin ikinci yılında ben hamileyim deyince zaten şok geçirdim ben. Uçtunuz değil mi? O mutluluktan havalara uçtum, ne diyorsunuz? Ama şimdi... Ama şeye çalışmasına falan da izin vermemişsiniz. Tabii ki tabii ki. Kesinlikle yani hamile bir insan çalışabilir mi? Benim zaten iş bulmam vallahi lazım. Vallahi çalışır yani, biz hep çalıştık. Bizim oralarda hoş karşılanmaz. Yani hamile bir insanın çalışması, ben zaten bir de şimdi dedim bir de o mutlulukla olacak. Siz kim bilir hani başka bir şeye büründünüz değil mi? O hani bir şey, şevk geldi, bir hırs geldi. Siz ne diyorsunuz? Başarma ya? Hırsı bir şeyleri. Eski iş yerinden bir arkadaşım vardı. Hı hı. Çok sağ olsun. Hı hı. Buradan işte ona da çok teşekkür ediyorum. Hı hı. O olmasaydı. Bir şey yapmışsınız arkadaşınızla tabii. Değil mi? Bir yola çıkmışsınız. Sağ olsun beraber bir ortak iş yaptık biz. Hı hı. Kredi çekti. Hı hı. Onun çektiği krediyle eski çalıştığımız yerlere başvurularda bulunduk. Dedik ki biz bak buraların işlerini yaparız. Hı hı. Çalışkan insanlarız. Hı hı. Gücümüz kuvvetimiz yerinde Allah'a çok şükür dedik. Çalışmaya bir başladık. Hı hı. Zaten Allah bir insana yürü ya kulum dedi mi? Oradan sonrası var ya. Yok böyle bir şey. Çok güzel. Peki, tamam, çok güzel. Mesela şu anda da o şeyi hatırlayarak mutlu oluyorsunuz. Neydi ters giden, ne oldu, ne zaman bir şeyler ters gitmeye başladı da bu noktaya geldiniz? Ya açıkçası şöyle söyleyeyim. İlişkinize başka insanı soktunuz mu olay biter. Burada da ablası bizi çok tedirgin. Ablası olacak kadın, yani ismini bile artık ağzına almak istemiyorum. Ablası... Ya evet, ablayla, abla çok müdahil olmuş ilişkinize. Fakat şey dedi, o dönemde de ablası eşinden boşanmış. Ben de dedi hani o eşinden boşandığı için bir desteğe ihtiyacı vardı. Büyük bir boşlukta kalmıştı. Ben de o yüzden onun yanında oldum dedi yani. Onun ablası kaç kere evlendi biliyor musunuz? Bilmiyorum. 6 kere evlenip boşandı efendim. 6 kere. 6 kere evlenip boşandı ablası. Aa, bunu bilmiyordum. Yani... Aa, evet, bunu bilmiyordum. Bir kere boşandı ve o dönemde de ben ona destek olmak durumundaydım dedi. Bu kadın sürekli eşlerinden tazminat almak amacıyla boşanıyor efendim. Ne diyorsunuz tabii siz ya? O paralarla geçiniyor, o paraları yiyor, bitiriyor, sonra tekrar evleniyor. Hani derler ya insan hani boşanmak için mi evleniyor? Bu kadın boşanmak için evleniyor. Meslek edinmiş bunu. Meslek edinmiş kendini efendim. Duydunuz mu? Allah Allah. Ablası böyle bir kadın. Şimdi böyle bir şey söylüyorsunuz da başkasına da bir cevap hakkı doğuyor burada. Doğsun efendim, benim korkum yok ki ya. Neden korkacağım? Ben şimdi eşim sürekli ablasının yanında kalmak, onunla görüşmek istiyor. Hani bunalım durumları var filan diyor. Bu durumlarda ben o yüzden dolayı hatta ablasıyla görüşmesini filan istemiyordum ya. Evet, istememişsiniz. Bana şunu söyledi biliyor musunuz eşim? Dedi ki yani... Sen işte ailen olmadığı için, ailen sana destek olmadığı için, benim ailemi de kıskandığın için ailemle görüşmemi kıskanıyorsun dedi bana. Şimdi onların ev ortamını ben hiç sevmiyorum. Tasvip ettiğim ortamlar değil. Ha, ev ortamını. Benim çocuğum rahatsızlık geçirmiş. Aynen, Ali, rahatsızlık değil mi? Geçirdi. Evet, böbrek rahatsız. Şimdi ne yapıyor? Benim çocuğumu alıyor, o ortama sokuyor. Efendim. Nasıl bir ortam? Ne ortam? İçiyor bu kadın. Aa, evet. Kötü alışkanlıkları var, kullanıyor. Yani bu ürünleri kullanması bile, zaten o ortamda bulunması bile benim çocuğumun rahatsız olmasına yeterli. Peki konuştunuz mu siz bu durumu eşinizle? Ya söyledim, bak dedim, benim dedim çocuğumu dedim oraya getirme. Hı-hı. Hatta ben şöyle bir şey yaptım biliyor musunuz? Benim çocuğumun, yani Ali'min yalnız büyümesini ben istemedim. Hı hı. Abileriyle, abisiyle, ablalarıyla tanışmasını istedim biliyor musunuz? Hı hı. Hatta ben o çocuklara da sahip çıkmak istedim.
Büyük oğlu, işte iki tane küçük, iki tane kızı. Onlar işte benim bu durumlarımı da biliyorlar. İşte maddisel durumlarımı da biliyorlardı. Ben hatta onlara yardımcı da olmak istedim. Dedim ki benim Alim dedim, abilerini, abisini, ablasını, kardeşini tanısın istedim. Çok güzel düşünmüşsünüz. Güzel bir aile olalım istedim. Hatta dedim yani o ortamdan çıksın, beraber bile yaşamayı düşünüyordum ben açıkçası. Ama şöyle bir durum oldu biliyor musunuz? Ben o çocukları iş yerlerine koyduğumda iş yerlerinde hırsızlık mı yapmadılar? İşte kavga mı çıkarmadılar? Neler neler. Hediye Hanım'ın çocukları mı? Hediye Hanım'ın çocukları efendim. Bana büyük oğluyla hiç konuşmadığını söyledi. Yani hiçbir şekilde görüşemediğini, konuşmadığını söyledi ama. Olur mu öyle şey? Nasıl konuşmuyormuş ya? Ne? Nasıl görüşmüyormuş yani? Kay konuşmadığını söyledi. Ben eşimden boşandım da benim arabamı ona ben araba artı 50 bin lira artı evimi verdim. Kendi oturduğum evimi tazminat olarak ben eşime verdim. Eski eşinize. Eski eşime. Şey, Hediye Hanım'dan önceki eşinize. Yok, Hediye Hanım'a verdim. Hediye Hanım'a verdiniz. Tabii, Hediye Hanım'a verdim. Boşandığımda Hediye Hanım'a verdim. Boşandığınızda Hediye Hanım'a verdiniz tabii. Evi falan. Zaten durumunuz toparlanmış, şey olmuş. Durumunuz toparlandıktan sonra tavırları da değişmiş olabilir size karşı. Ya tabii tavırları değişti. Zaten ben çocuğum olduktan sonra... Ya sen benimle çok ilgilenmiyorsun, artık çocuğunla vakit geçiriyorsun, onunla... Ablanın da belki siz hani paranız var ya artık hani... O siz bir iş güç yapmaya tabii, başladıktan tabii, yani, sonra ablanın da tavrı değişmiştir. Ablanın da tavrı değişti. Ben bir gün şöyle bir şeyle karşılaştım. Şeye döneceğiz, oğlana döneceğiz, büyük oğlana döneceğiz ama büyük, bunu tabii, bir anlatayım. Ben bunu büyük oğlana anlatırım. Hı-hı. Bu olayı anlatayım ben size. Bu çok beni yaralayan bir olay oldu. Hı-hı. Ben Ali'yi bir gün diyalize götürdüm. Hı-hı. Dedim ki bak ablana gitme, çocuğu sen diyalize götür dedim. Hı-hı. Yok dedi. Hı-hı. İşte ablamın dedi ihtiyacı var şu an bana dedi, yanında olmam lazım onun dedi. Hı-hı. Neyse aradım efendim şeyi. Hediye Hanım'ı. Hediye Hanım'ı. Bir baktım orada garip garip sesler, müzik sesleri geliyor. İşte bir adam sesi falan duydum. Bu beni çok rahatsız etti dedim ne oluyor acaba orada diye çocuklarını aradım. Çocuklar o gün evde değilmiş. Şeyle de konuştum bu arada, ablasını aradım tekrardan. Dedim ki, ne oluyor dedim, ne yapıyorsunuz siz evde dedim. Sen de gelseydin ya eve diyor. Sen diyor bizi diyor bıraktın gittin buraya, parasız bıraktın, pinti adam diyor. Çocuğu diyor buldum diyor, buldumcuk oldun sen dedi bana. Evet. Sen çocukla ilgileniyorsun, hanımınla, eşinle ilgilenmiyorsun dedim. Abla mı diyor bunu? Abla diyor bana bunu. Eve gittiniz mi? Gittim. Hani ya, dediniz ya hani bir ses duyun bir şey. Gittim efendim, gitmez miyim? Eve bir girdim, evde bardakları mı dersiniz, işte böyle küllükleri mi dersiniz yani, böyle her taraf dağınık. Zaten kadın çok dağınık bir kadın, pis bir kadın efendim. Evin ortamı falan zaten hal belli. Yani evde alem yapılmış. Bayağı alem, aynen. Bayağı bayağı alem yapmışlar bunlar. Peki bu, yani siz dediğiniz için diyorum alem yapılmış, yani bu sık tekrarlanan bir şey mi ablanın evinde? Yani ablanın sürekli böyle bunalımları olduğu zaman benim eşim de onun yanında olmak için destek olmak amaçlı gittiğini ben biliyordum sadece. Ben bununla karşılaşınca zaten şok oldum, şok geçirdim. Sonra eşim beni ithamladı zaten, dedi sen bana dedi para vermiyorsun, işte bakmıyorsun. Siz gördünüz o ortamı ve neye karar verdiniz yani? Ne yaptınız o geceden sonra? Yani bir şey yapamadım açıkçası. Ne yapabilirdim ki yani? Eşim sonrasında... Bu durumlar sonrasında benden boşanmak istediğini söyledi bana. Ben dedim senden boşanacağım dedim. Şimdi o büyük oğlana bir geri dönelim dediniz ya, boşandıktan sonra eşime hem para verdim hem ev değil mi bir şeyler verdim dediniz, tazminat ödedim. Tabii tabii. Ne o orada büyük çocuğumla görüşmüyorum dedi. Nasıl devreye girdi o çocuk orada? Nasıl işte diyorum ya, yalan söylüyorsunuz efendim. Yalan söylüyor. Tabii ki yalan söylüyor. O büyük çocuğuyla görüşüyorlar. Şimdi sizin sizin verdiğiniz evde mi oturuyorlar şimdi? Yok. Benim verdiğim evde oturmuyorlar. O araba da şöyle olmuş. Bir baktım internet ilanında arabamı gördüm. Kim koymuş ilanı diye baktım. Büyük oğul, o oğlu koymuş işte ilanı. Ha, büyük oğlu o görüşmüyorum dediği oğlu arabayı satıyor. Satıyor efendim. Satıyor hem de yok pahasına yani.
Bir gün benim evde oğlum felaket şekilde ağlıyordu. Annemi özledim, annemi özledim. Annemle görüşmeyeceğiz mi? Dayanamıyorsunuz Ayşegül Hanım yani. Çocuk diyor ki yani anne hasretiyle yanıyor. Kim? Çok küçükmüş bir de. Küçük çocuk ya. Şu an bak 8 yaşında benim o. Ben onu sordum biliyor musunuz? Hani küçük çocuk genelde özellikle erkek çocuğu da... hani anneye verilir o yaşlarda, erkek kız yani çok küçük. Ama velayet sizde kalmış. Velayetin bende kalmasının nedeni benim maddisel anlamda gücüm, yapım vardı. Ayrıca zaten anne çocuğa bakacak durumda değildi yani. Ben bu durumları söyledim, o alem durumlarından bahsettim, her şeyi anlattım mahkemede. Çıktım. Anlattım yani ya ne oluyor, ne bitiyor tabii. Bu süren bir şeydi o zaman hani o alem dediğiniz şey. Yani tabii ki bir çocuk öyle bir ortamda büyümemeli yani. Asla. Sıkıntılıydı yani. Ben o açıdan dolayı zaten çocuğumu hatta anneme götürdüm zaten direkt ben çocuğumu. Annemde kaldı yani çocuk. Evet. Beraber annemle yaşadık bir dönem. Bir gün Ali ağladı dediniz. Hediye'yi arıyorum. Açmıyor telefonu. Bir kere daha aradım. Hmm. Bir kere daha aradım. Bir kere daha aradım. Hmm. Sürekli meşgul atıyor. Sonra dedim ki ablasını arayayım. Ya insafsız değildir herhalde bunlar. En azından bir çocuklarıyla görüşmek isterler değil mi? Yani. Aradım ablasını. Sen dedi niye arıyorsun bizim evimizi dedi ya. Pinti adam. Sen dedi çocuğunla beraber yaşamaya devam et dedi. Benim dedi kız kardeşim dedi başka birini buldu dedi. Arama dedi biz abisi dedi. Aa. Yüzüme kapattı telefonu. Başka birini mi buldu başka dedi? Başka birini buldu dedi. Arama dedi ya. Niye arıyorsun ki sen bu evi dedi ya. Ben şeyi aradım sonrasında, Hediye Hanım'ın, Hediye'nin annesini aradım. Hmm. Eski kayınvalidemi aradım. Bu durumları zaten ondan öğrendim. Bana anlattı kadın. Telefonda ağlaya ağlaya anlattı. Dedi ki sen bak temiz bir insansın. Bu kızla artık işin olmasın dedi. Boş annesi ver. Diyor annesi bunu. Annesi dedi. Öz annesi. O kızları beraber yaşıyordu bunlar. Bu kızları, onun çocukları beraber yaşıyorlardı. Şeyin ablasında çocukları var bu arada. Ablasında çocukları beraber. Evet, Hediye Hanım kızları galiba daha sonra annesinin yanına gitmiş. Bunlar yani anneannelerinin yanına. 6 kız aynı evde yaşıyorlardı. O kızlar da işte evi satmışlar, paralar bitmiş. O anneanneye dönmüşler. Anneannede yaşıyorlarmış şimdi. Evi sattığını zaten ben anneannesinden öğrendim. Aynı gün sattı dedi evi dedi. Aynı gün. Peki Hediye Hanım bir anne olarak çocuğunu hiç merak etmedi mi Ali'yi? Nihayetinde bir de hasta bir çocuk. Ya hasta bir çocuğum. Şu an Allah'a çok şükür. Çocuğumun gayet sağlığı iyi. Allah'a çok şükür. Çok şükür. Allah'a çok şükür. Şeytan kulağına kurşun, Allah nazar vermesin. Çok iyi durumda. Yani o dönemleri ben yaşadım, ben bilirim. Başka kimse bilmez yani. Hiç aramadı mı peki? Aramadı ya. Niye? Aramadı. Aramadı. Ya şu an halini gördüm ve hani ben çocuğumu göremiyorum. Bana göstermiyor dedi 3 yıldır dedi. Yalan söylüyor ya. Tamamen yalan söylüyor. Bence o ablasının hastalığına tutuldu. Neymiş ablasının hastalığı? Evlenip boşanmak. Ama hayatına biri de girmemiş sonra yani. Bilmiyorum. Hayır şey olarak yani evlilik anlamında da diğer şey. Bilmiyorum evlendim mi evlenmedim ben görüşmüyorum. İtham ediyor olabilirim ama yani. Peki görüşmek ister misiniz? Biraz konuşmak ister misiniz Hediye Hanım'la? Ali'yi görmek istiyor en azından. Ne dersiniz? Bir şey yapalım mı? Benim oğlum annesini çok özlüyor. Değil mi? Değil mi? Onun için diyorum. Bakın bizim aracımızda bir video izlemenizi rica edeceğim sizden. Bu zaman zarfında da birazcık düşünürsünüz Zafer Bey. Yarım saat gibi bir süre vereceğim ben size. Ben aracımıza gidip videoyu izlemenizi rica ediyorum sizden. Ha o zaman bak kendiniz söylüyorsunuz yani yavrum diyorsunuz annesini görmek istiyor. Hani bir düşünün orada. Bizim formatımız gereği de süremiz var zaten 1,5 saat. Bir düşünün onu izleyin ondan sonra deyin ki yani hani yok gelmeyeceğim ben derseniz zaten araç sizi aldığı yere bırakacak. Ama gelmeye karar verirseniz biz sizi burada bir şansım olsa masasında bekliyor olacağız. Hani zahmet etmişsiniz buraya kadar. Yani bir izleyin diyorum ben. Belki fikriniz değişir. Ya dediğiniz gibi ben çocuğumu yani annesiz de bırakmak istemiyorum ama çok zor bir karar. Çok zor. Zor bir karar evet. Yani yaşadıklarınızı düşününce zor. Ben biraz düşünün.
videoyu en azından izlemek isterim. Çok teşekkür ederim. Buyurun o zaman Zafer Bey, buyurun. Eyvah eyvah. Ya her seferinde başka bir şey mi çıkar yani hani? İnandım her zamanki gibi. Yani hani söyle ağzından ne çıkıyorsa birinin hani ona inanıyorsun o anda ama yalan söylüyormuş, tazminat almış, hiçbir şekilde yardımı olmadı dedi ve kendisi çocuğunu görmüyormuş. Ya yani bunlar çok... İnşallah gelir ne diyelim. Zafer merhaba. Zafer biz seninle çok zor günler geçirdik biliyorsun. O zor günlerde ben hep senin yanındaydım. Şimdi ben kötüyüm. Sen de benim yanımda ol, ne olur. Ben hataların farkına vardım. Üzgünüm. Beni affet ne olur. Özür diliyorum. Hayat sana yeni bir şans sundu. Sen de bana yeni bir şans ver ne olur. Bak çocuğumuz, yavrumuz annesiz büyümesin Zafer. Evet Hediye Hanım. Zafer Bey'le konuştuk. Fakat sizinle konuştuğumuz şeylerden çok farklı şeyler söyledi bana. Mesela size ev vermiş, para vermiş, araba vermiş. Ne yaptınız bunları? Yani Aşkın Hanım, 3 yıldır çalışmıyorum. 6 kadın evdeyiz. Yani haliyle harcadık. Yediniz. Yedik. Peki Hediye Hanım yani hiç düşünmediniz mi bu kadar insan yani biz hazıra daha dayanmaz yani bir işin ucundan tutalım ve hayatımızı hani geçindirelim falan gibi bir düşünceniz olmadı mı hiçbirinizin? Olmadı. Peki bir iş bulup mahkemeye tekrar başvurmayı düşünür müsünüz? Düşünmüyorum. Zafer Bey'in bana söylediği bir şey oldu. Ablanızla konuşmuş mesela. Ablanız ona demiş ki onun hayatında biri var, çık git hayatımızdan demiş. Hatta annenizle konuşmasını anlattı. Anneniz ona demiş ki, öz anneniz değil mi? Sağdır. Evet. Demiş ki, Hediye'nin peşinden gitme, kendini kurtar, başını yakma demiş. Anneniz söylemiş bunu. Cevapsız kalıyorsunuz siz bana. Peki Hediye Hanım. Evet. Zafer Bey gelmiyor. Zafer Bey geri dönmüş. Çok da şaşırmadım aslında. Yani hani herhangi bir beklentiniz varsa da artık bu saatten sonra Zafer Bey'den bence bunu bir yabana atın ve ablanızla birlikte bir işin ucundan tutup hayatınızı idame ettirmeye çalışın derim ben. Ya başka da söyleyecek bir şey şu anda bulamıyorum. Ya bir annesiniz yani anne olarak siz o hasta çocuğu nasıl bıraktınız Hediye Hanım ya? Ya Ayşegül Hanım ben çocuklarımı mağdur etmek istemedim. Her zaman elimden geldiğince aramamışsınız, sormamışsınız. Yani büyüdüler kendi istekleriyle. Ha büyüdüler anne, yani öyle büyüyorlar. Büyüyorlar, herkes büyüyor. Saldığın zaman zaten doğurmak önemli değil ki. Dünyaya gelen büyüyor öyle değil mi? Bir şekilde. Ama önemli olan anne olabilmek. Siz iyi bir anne olduğunuzu düşünüyor musunuz?
Ya aslında böyle yani... Annelik çok kutsal bir şey bana göre. Ve hani hanımefendiyi de aslında bu şekilde itham etmek istemezdim ama... Duyduklarım bu soruları sormama sebep oldu. Ağlamayın, ağlamayın. Ağlamayın, bir uzmana danışın bence siz. Ya Hediye Hanım, Zafer Bey'in anlattıklarına göre sanki böyle hani eski ve şey bir laf gibi gelebilir ama hani su testisi su yolunda kırılır derler. Kırılmayın siz, kırılmayın Hediye Hanım. Gerçekten bir uzmandan yardım alın derim. Biraz kafanızı toparlayın. Hakikaten nerede durduğunuza, nasıl durduğunuza bir bakın. Bir kendinizi sorgulayın. Ve ne yapmak istediğinize gerçekten karar verin. Ve en önemlisi de yavrularınızı kucaklayın. Canı gönülden. Dinlediniz, izlediniz. Sessiz kaldı. Sessiz kaldı çünkü verecek bir cevap bulamadı. Zor anlardır böyle anlar. Bir gönülde aşk ve sevgi ateşi yoksa... o kişi karanlıklarda Allah'ın nurundan habersizdir. Siz de bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun. Hoşça kalın.